Herkese tekrar iyi akşamlar diyerek bugünkü konuşmamı başlamak diliyorum. İnşallah güzel bir sohbet ortamı oluşur. Hep beraber istifade edeceğimiz güzel bilgilere inşallah buradan ulaşırız. Yüce Rabbin niyaz ediyorum. Feyziyle, bereketiyle hep beraber inşallah feyizleniriz. Şimdi evet, çok teşekkürler. Yazı geldi. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Tamam, devam ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Çok sağ olun. Destekleriniz için her zaman teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi malum korona günlerindeyiz. Ramazan'ı da bu şekilde geçirdik. Neticede peşinden bayramı da dün en son 3. günü olmak üzere kutladık. İnşallah bundan sonra Ramazan'ı ve bayramı eski bundan önceki kutladıklarımız gibi geçireceğimiz bir bayram olarak kutlarız. Çünkü sevdiklerimize sarılamadık, yan yana bulunamadık. Büyüklerin ellerinden öpemedik. Küçükleri sarıp sarmalayamadık. O bayram coşkusu maalesef eskiler gibi olmadı. Bu koronavirüs günleri geçecektir, ümit ediyorum. İnşallah bundan sonra güzel bir Ramazan ve hayırlı bayramlar yaşayacağımız güzel günleri Yüce Rabbim nasip eylesin diye de niyaz ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Ramazan'dan geçtik, oruçtan geçtik, bayramı da bitirdik. Hepinizin geçmiş bayramını bu arada kutlamış olayım. Hayırlara vesile olmasını ve hayırlı yeni bayramları, Ramazanları Rabbim'den tekrarını görebilmeyi de nasip eylemesini niyaz ettikten sonra Niyaz-ı Mısri'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Hemen buradan çağrışım yapıyor çünkü. Niyaz-ı Mısri diyor ki, savm-ı salat hac ile sanma zahit biter işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Evet, o kadar güzel bir dörtlük ki. Savm-ı salat hac ile. Savm oruçtur. Salat namaza verilmiştir. Dua Yaradan'ı anıştır esasında. Savm-ı salat ve hac ile, hac farizesinin yerine getirilmesinden bahsediyor. Sanma zahit, yani zühd içerisinde olan kişi, ibadet içerisinde olan kişi, sanma ki sen ibadeti hüdadasın, insanı kamil oldun, o yoldasın, zannetme diyor. Lazım olan, insanı kamil olmaya lazım olan erdemmiş, irfan imiş. İrfanın özünde idrak vardır, anlayış vardır. Özellikle feraset vardır. Vicdanlı düşünce vardır. Bu doğrultuda biz bunları çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Oruç tuttuk ama acaba bu orucu nasıl tuttuk? Bedenimize mi? Midemize mi tutturduk? Dil orucunu tutabildik mi? El orucunu tutabildik mi? Hatta düşüncelerimizin orucunu tutabildik mi? Bu orucun ne kadar, ne şekilde makbul olacağı doğrultusunda kendimizi bir hesaba çekebildik mi? Bunlar hep tartışılır, düşünülmesi gereken şeyler. 30 Ramazan oruç tutup sadece aç kaldıysak bir anlam ifade etmez. O zaman ne olması lazım? Biz bir hakkın yerine getirdiğimiz bir oruç olması lazım. Abidin değil, arifin orucunun tutulması lazım. Aşık olanın orucunun tutulması lazım. Abidler sadece ibadet içerisinde bulunurlar, sadece ibadeti yeğlerler. Hep ibadet içerisinde bulundukları için de kendilerini çok müsterih, çok huzurlu hissederler. Ama neyi ne kadar, nasıl yaptıklarının ne bilincindedirler, orası tartışılır. Her ibadetin bilinç ile yapılması lazım. Artı namaz faslına geldiğimiz zaman, savm, hadi oruçtan geçtik, namaz faslına geldiğimiz zaman onu ne kadar bir hakkın yerine getiriyoruz? Bunun farkında mıyız? Bunun bilincinde miyiz? Her namaz kılan bunu bilerek mi kılıyor acaba? Namaz müminin miracıdır. O miraç nasıl halloluyor? Gerçekten bir miraç yaşanıyor mu? O miracın yaşanmadığı konusunda açıkçası benim şüphelerim var. Sadece
şekle izafe olunmuş bir takım ritüellerden ibaret ise o namazın bir anlamı olmaz. Özellikle ne yapmak lazım? Onu iyice idrak ederek, anlayarak o şekilde onu yerine getirmek lazım. Namazda 5 tane alem var. O alemleri biliyor muyuz acaba? O alemleri düşünmek lazım. Namazda insan ne vaziyet içerisinde olduğunun farkında mı acaba? Şimdi bunu söylerken hemen Behlül Dane'nin bir hikayesi, o Harun Reşid'in delisi diye geçer. Kamil bir insandır esasında. Harun Reşid'in yanında bulunan Behlül Dane'nin bir hikayesinden, Harun Reşid'le olan hikayesinden bahsetmek isterim. Harun Reşid bir gün namaz kılarken Behlül Dane önünden geçiyor. Hemen sadrazam zannedersem, ne yapıyorsun diyor. Görmüyor musun? Sultan namaz kılıyor. Önünden geçilir mi? Hemen onu uyarıyor. Behlül Dane'nin cevabı, ne namazı? Ben onu elma bahçesinde görüyorum. Saçmalama, görmüyor musun? İşte sultan namazda dedikten sonra soralım o zaman. Namazdan sonra soralım bakalım. Neticede Harun Reşid'e namazı bittikten sonra soruyorlar. Bu deli sizin hakkınızda böyle böyle söyledi sultanım diyor sadrazam. Harun Reşid o zaman bir düşünüyor. Diyor ki bir dakika ya, doğru söylüyor. Ben namazdaydım ama bahçedeki elmalar olmuş mu olmamış mıdır acaba diye onları düşünüyordum. Bakar mısınız? Odaklanmadıktan sonra, yönelişi tam yapmadıktan sonra bizim ibadetimiz ibadet yerine geçer mi? Namazdaki alemlerden bahsettim. Kısaca bahsedeyim. Uzun uzun daha sonra konuşuruz. Her halin, her hareketin de ayrıca bir anlamları var. Onları da inşallah müsait olduğumuz bir zaman görüşürüz, konuşuruz tekrar. Şimdi alemi insaniye birinci, sonra alemi hayvaniye, alemi nebatiye, alemi miraciye ve alemi mahşeriye diye 5 alemden müteşekkildir. Alemi insaniye namazda ilk kıyama duruş halidir. Elif namazın kıyamına işaret eder. Elif gibi dosdoğru olacaksınız. Elif gibi dosdoğru olacaksınız. Namazdaki insanın dosdoğru olması lazım. Siz doğru musunuz? Ne vaziyettesiniz? Doğru değilseniz o durduğunuz namaz namaz mıdır acaba? Namazdaki insanın dosdoğru olmak mecburiyeti söz konusu. O doğruluk içerisinde bulunmuyorsanız o namaz namaz olmuyor işte. Sonra Elif'in peşinden lam gelir. Lam namazın rükûsuna işaret eder. Alemi hayvaniyedir. 4 bacaklı hayvanlar gibi tevazu içerisinde bulunabilmeyi biz oradan alıyoruz. Onlar gibi mütevazi bir vaziyet içerisinde eğilmeyi bilebiliyor musunuz? Tevazu içinde misiniz? Mütevazı mısınız? İnsanlara karşı saygılı mısınız? Bakar mısınız? Rükuda insan bunu düşünmek durumunda. Ben mütevazi bir insan mıyım acaba? Ben tevazu sahibi bir insan mıyım acaba? Öyle değilseniz o namaz boşunadır. Sonra secde mim namazın secdesine işaret eder ki orada da kalıbımın topraktan yaratıldığını, nebatatın topraktan olduğu bittiği gibi bu bedenimin, bu kalıbımın da topraktan yaratıldığının bilinci içerisinde yüzümü yere sürüyorum Rabbim. Sana secde ediyorum. Sana ibadet ediyorum. Sadece sana kulluk ediyorum. Bu düşünce içerisinde o secdeyi yapıyor musunuz acaba? Alemi nebatiyeden sonra tahiyyata oturuluyor. Tahiyyatta alem miraciye denilen bir miraç olayının yaşanması lazım. Onun ifadesinde ne vardır? Peygamber miraca çıktığı zaman Cebrail özellikle artık son sidre-i münteha noktasında ben buradan bir adım ileri gidemem dediği noktada tahiyyat ettehiyyatı okuduğumuz zaman şunu hemen düşünmemiz lazım. Cebrail diyor ki Allah'ın rahmeti ve bereketi o nebinin üzerine olsun. Esselamu aleyke eyye nebiyyü ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah seni kutsuyor, sana diyor ki ya Muhammed, Allah'ın rahmeti ve bereketi o nebinin üzerine olsun.
Ondan sonra peygamberin buna cevabı vardır ettevyatinin içerisinde. O da der ki, Esselamu aleyna ali ibadillah salihin. Bütün salih kullarının üzerine olsun. Bütün salih kulların üzerine olsun. Yani sadece Nebi'nin üzerine, benim üzerine olsun değil. Bütün salih kullarını düşünmek durumunda. Ki bir gün Hallacı Mansur bunu düşünürken namazda hemen aklına şu geliyor. Ya peygamber niye öyle salih kullar demiş? Bütün kulların üzerine olsun dememiş. Keşke bütün kulların üzerine olsun deseydi dediği zaman bir tecelliyat ile o zaman kendisine içeriden şu doğuşla cevap veriliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki o zaman ben bir aynayım. Zattan ne tecelli ederse mirattan o görünür. Zattan bu şekilde tecelli etti. Benden de yansıyan benim aynamdan da ancak bu oldu. Hemen Allahçı Mansur o zaman aman ya Rabbi tövbe estağfurullah ben ne yaptım yanıldım diye takkesini çıkartıp seccadenin bir kenarına koyuyor. Ve peşinden cevaben takkeyi bırakmakla olmaz. İlla ki kelleyi vereceksin. Yani idrak içerisinde olmamız, düşünmemiz lazım. O miracı da yaşamamız lazım. Peygamberin düşüncesine bakar mısınız? Ve orada en son noktada Cebrail'in bir adım daha ileri gidemediği noktayı düşünebiliyor musunuz? Kemale erip, irfan sahibi olup onları yaşamak durumundayız. Bitti mi? Bitmedi. Sonra oturuyoruz. Miraciye, sonra peşinden mahşeriye. Mahşer yerindeyiz. Selam veriyoruz sağa sola. Ve böylece namazı tamamlamış oluyoruz. O selamlaşmada da sağ tarafa dönüyoruz. Sorgu sual içerisindeyiz mahşer yerinde. Cevap verebilmek için sıkıştık, cevap veremiyoruz. Sağa dönüyoruz. Medet, medet. Ey benim, bana yardımcı olacak peygamberim, veliler, evliyalar, dostlar. Yok mu? Biriniz bana yardımcı olabilir misiniz? Peygamberin şefaati vardır, eğer hak etmişsek. Evet, peygamberin şefaatiyle beraber kamillerin de aynı zamanda himmeti vardır. Yine hak etmişsek. Oradan bir cevap alamayız. Sol tarafa döner. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu sefer akrabam, eşim, dostum, canım, arkadaşım, yoldaşım kim var? Bana yardım edin. Yine kimseden cevap gelmez. Yalnızsın. Tek başınasın. Cevabı kendin vereceksin. Cevabını veremezsin, oturursun. Şimdi öbür tarafta spadyom denilen öte alemde de buradan değinmek lazım. Hep çocukluğumuzda falan o şekilde söylenirdi bize. Sakın namazını atlama. Niye? Öbür tarafta sen kızgın saç üzerinde bu namazı kılacaksın. Zebaniler topuzlarla dövecekler. Bakar mısınız? Ne kadar korkutuyorlar ya. Namazını kılmazsan aman şöyle olursun böyle olursun. Ne kadar korkutuyorlar. Bu korkular içerisinde yetiştik. Neticede biz kendimizi biliyor isek, kendimizi bildiğimiz gibi ibadetimizi doğru yapıyor isek, o düşünceler halis ve saf düşünceler ise salih kullar arasında oluruz. O Nebi'nin duası da o zaman o salih kulları bulduğu gibi bizi de bulur. Hiç merak etmeyin. Netice itibariyle bize orada sorgu sual olacak mı? Tabii ki olacak. Tabii ki olacak. Ama o zebaniler, sorgu melaikeleri dikilip de namazını niye kılmadın, orucunu niye tutmadın diye o sorgu sual içerisinde olmayacaklar. O vazifendi, yerine getirdin, getirmedin. O Allah'la senin aranda. Ama esas soracağı soru şu. Kul hakkıyla gelmeyin diyor. Kul hakkıyla gelmeyin. İşte buna cevap verebilecek miyiz acaba? Önemli olan bu. Allah kendisine olan borcu affedebilir. Ama kul hakkıyla gelirseniz işte onun affı yok diyor. Onun için çok idrakli, düşünceli ve halis niyetle beraber
iyi işler işleyen, hayırlı işler işleyen güzel insanlardan olmak mecburiyetindeyiz. Bilmem izah edebiliyor muyum? Sorulacak tek şey var esasında orada. Hoş geldin, kiminleydin? Rabbim ben seninleydim. Aman dur, yalan söyleme. Yasin suresindeki ayet çok açık, net. O zaman onların dilleri susar, elleri konuşur, ayakları şahitlik eder. Evet, eller konuşur. Hadi oradan. Sen beni şu haksız işlere alet etmedin mi? Harama bu eli uzatmadın mı? Haksız yere şuna vurmadın mı? Şunu şunu söylemedin mi? Bunu yapmadın mı? Ayakta hemen şahitlik eder. Evet, beni de kullandın. Oralara götürdün. Yanlış yerlere gittik. Yanlış işler yaptık. Harama uzandın. Hak yedin. Onun için biz her şeyden önce dosdoğru olmak mecburiyetindeyiz. Hak yememek mecburiyetindeyiz. Kimsenin kalbini kırmamak mecburiyetindeyiz. İyi insan olmak mecburiyetindeyiz. İnanın dünyada iyilerin sayısı çoğalırsa bu dünya selamete o zaman ulaşacaktır. Bu dünya zıttıyla kaim olan bir alemdir. Burada tabii ki zıtlıklar olacaktır. Ama ne var ki iyilerin sayısı denge bozulacak şekilde azalırsa işte o zaman karşımıza bu virüs gibi veya başka türlü bir takım sıkıntılar muhakkak ki çıkar, çıkacaktır. Niye çıkar, niye çıkacaktır? Şöyle oldu, böyle oldu. Ne olduysa oldu. Ben onları tartışmıyor, onları düşünmüyorum. Bu ister laboratuvarda yapılsın, ister efendim negatif güçlerin neticesinde olsun, ister kendiliğinden oluşmuş olsun. Şunu çok iyi biliyorum, Tanrı cezacı değildir. Tanrı ceza vermek için böyle bir şey çıkartmaz. Zulmetmez kuluna hüdası, kulun çektiği kendi cezası. Ellerinizle işledikleriniz yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu deniyor Rum suresi. Başınıza her nasıl bir musibet gelirse bilin ki kendi yaptıklarınızdan dolayıdır deniyor Şura suresi 30. ayet. Demek ki biz suçlayacaksak kendimizi suçlayacağız. Doğayı berbat ettik. Çevreyi berbat ettik. Hayvanlara acımadık. İnsanlarımıza acımadık. Tecavüzler oldu. Birbirimize kötülükler yaptık. Savaşlar oldu. Bütün bunların neticesinde tabii ki böyle bir şeyle karşılaşma durumu söz konusuydu. Açık söylemek gerekirse böyle bir şey olması ve olmaması tamamen bizim elimizdeydi. Biz maalesef bugünlere kendimizi kendimiz getirdik. Neyse, neticede şimdi esas mevzumuza dönelim. Nedir dersek, bizim her şeyden önce ilim sahibi olmamız lazım. Bilenlerden olmamız lazım. İdrakli olmamız lazım. Biz vicdanlı olmak mecburiyetindeyiz. O vicdan da aktif vicdan olmak mecburiyetinde. Pasif değil. Nasıl yani? İdrakli bir vicdan olmak mecburiyetinde. İdrak içerisinde bulunmamız lazım. Vicdanın idraki vardır da akıl ona kulp takmasa, nefsimizin esaretinde bulunmasak. Şimdi savmı salat haç ile sanma zahit biter işin derken oruçtan sonra geldiği için bu konuşmamız ve bayramdan sonra buralara değinmiştik. Ve bu doğrultuda da özellikle namaz faslındaydık. Daldan dala konmayalım. Neticede ben özellikle şunu anlatmaya çalışıyorum. İbadetin özünde aslında ne vardır, aslı nedir onu çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi bir efendim Zariyat suresi 56. ayet aklıma geliyor. Diyor ki insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Tabii ki ibadet edilecek ama hakkını vererek, bilerek. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattığımın altında yatan nedir? Bana kulluk etsinler diye yarattım. O ibadetten murat kulluktur. O kulluğun ne olduğunu eğer anlayacak olursak, anlamaya çalışırsak, o kulluk özellikle nefsinizin kul olmayın. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi put etmeyin. Kula kul olmayın. Kendinizin kulu olmayın. Yaradana kulluk edin. Bu anlatılmaktadır. Özellikle bunun üzerinde durmak gerekir.
Şimdi namaz derken Fatiha her sure, her rekatta Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'yı ne kadar biliyoruz? Ne kadar okuduğumuzun farkındayız? Fatiha ne anlatıyor? Türkçesini kaç kişi biliyor? Camiden çıkanların sorsanız %90'ı bunun farkında değil. Ezberlemiş, sadece motomat söyleyip geçiyor. Ama Fatiha'da en başta bahsedilen bir şey vardır. Nedir o? Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Şimdi bu hamdi, bu hamd edişi ne kadar düşünüp anlayabiliyoruz? Bunun içerisinde ne var? Bunu açarsak neler çıkar? En büyük ibadet acaba bu mudur, değil midir? Evet. Yüce Yaradan, ben bir yere helak etmek düşüncesinde olur isem, orada birisini hamd içerisinde bulursam, ki o öksüz bir çocuk dahi olsa, oranın helakinden vazgeçerim diyor. Yaradan'ın vermiş olduğu, lütfettiği şu kalıba, şu alabildiğimiz nefese, şu gördüğümüz göze, şu konuştuğumuz dile, duyduğumuz kulağa, gördüğümüz her bir şeye, havaya, suya, dağlara, nehirlere, mevsimlere hamd içerisinde olmamız gerekmez mi? Eğer biz o hamd içerisinde bulunamıyorsak, o kıldığımız namazda, o okuduğumuz Fatiha da hiçbir anlam ifade etmiyor demektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahman ve Rahim olan ondan sonra Allah'a hamd ederim. Ve peşinden Maliki Yevmiddin. Bu dinin, yani Maliki Yevmiddin derken bu din gününün, biraz önce bahsettiğimiz sorgu sual gibi, bu din gününün sahibine, Malikine ben özellikle hamd ederim. Bir din günü var. Bunu hesap etmemiz lazım. Biraz önce konuştuğum gibi, anlatmaya çalıştığım şekilde bir hesap, sorgu, sual günü var. Ben diyorum ki din günü değil, din gününden önce biz din günlerini yaşamamız lazım. Burada din günlerini, orada sorulacak hesaptan önce onları yaşamak mecburiyetindeyiz. Hadi canım, böyle bir şeyden bahsedilmiyor, bunu nereden çıkardın derseniz hemen şunu izah etmem lazım. Din günleri nedir biliyor musunuz? Her yaptığımız işten, olaydan sonra, hadiseden sonra, davranışlarımızdan sonra, ilişkilerimizden sonra kendimizi bir eleştiriye çekmemizdir. Orada sorulacak sorudan önce kendimizin soracağı sorular. Bu yaptığım iş ne kadar hayırlı, ne kadar hayırsız? Kime faydası var, kime faydası yok? Nefsimin emriyle mi ben bunu yaptım? Sadece kendime mi hizmet ettim? Menfaatperestlikle mi bunu yaptım? Bunu sorgulamamız lazım. Buna bakmamız lazım. Yaptığımız her iş, hatta yaptığımız işin evvelinde ben şunu yapacağım ama acaba haksızlık edecek miyim? Birinin hakkını yiyecek miyim? Yanlış bir iş mi yapacağım? Yalan mı söyleyeceğim? Bir dur. Önce bir kendimi tartıya vereyim. Bir kendimi dengeleyeyim. Şimdi burada bunları yapan insan, bu değerlendirmeler içerisinde olup küçük din günlerini yaşayan insan, inanın öbür tarafta sorgudan sualden muaftır. Bu kadar emin misin? Evet, eminim. Neye dayandırıyorsun? Muhittin Arabi'nin bir sözüne. Orada öbür tarafa intikalinde soruyorlar. Hemen onun cevabı hazır. Biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Bizi bizden kim sorar? Aman ya Rabbi, hemen geç. İşte o bizliği, o tekliği, o tevhidi yakalayabilmemiz lazım. Sorguyu suali burada vermemiz lazım. Öbür tarafa sorgu sual kalmaz o zaman. Bilmem anlatabiliyor muyum? Artı ibadetten bahsederken şimdi İsra suresi 44. ayetten de bahsetmek zamanı geldi herhalde. Orada deniyor ki, hiçbir zerre yok ki Allah'ı tesbih etmesin, ibadet etmesin. Ha pardon, buraya geçmeden önce şunu söyleyebilir miyim? Aklıma gelmişken. Namazı kazaya bırakma meselesi. İnanın namazın kazası olmaz. Ne yazık ki namazı kaza edin
diyen hocalarımız da çok. Namazın kazası olmaz. Kiminle sözleştin kardeşim? 5 dakika sonra ölmeyeceğine sözün mü var, senedin mi var? Sen kazaya bıraktın. Ben şimdi namaz zamanı ama kılamayacağım bu namazı. Ben bunu sonra kazaya bırakayım, sonra kılayım. 1 dakika bir dur. Söz verdin. Ömrün yetmedi. Öbür tarafa borçlu gittin. Ne olacak? O borcu nasıl ödeyeceksin arkadaş? Namazın kazası bu nedenle olmaz. Ne yaparsınız peki? Kılabilecek durumda değilsiniz. Dinde kolaylık var, zorluk değil, zorlaştırma yok. Ne yapacaksınız? O namaz zamanı geldi ama şartlar el vermiyor, kılamıyorsunuz. Yönelirsiniz, düşünürsünüz Yaradan'ı şöyle. Rabbim, verdiği nimete, verdiğin varlığa, verdiğin sağlığa nihayetsiz hamd ediyorum, hamdü senalar ediyorum. Ona yöneldiniz, af dilediniz, hakkınızda hayırlısını niyaz ederim diye dua ettiniz. Ve onu andınız. Onu anmanın özünde de dengeli davranış vardır. Beni yanlışa saptırma Rabbim. Hani Fatiha'da gazaba uğrayanların yoluna döndürme der gibi. Bu duada bulundunuz. Bir düşündünüz. Oldu namaz. Hiç merak etmeyin. Onun için asıl olan devamlı namazda olabilir. Yani salat-ı daimun içerisinde olabilmektir. Salat-ı daimun içerisinde olabilmek. Her zaman namazda olabilmek gerektir. Yaradan'ı her zaman anmak ve ona göre de yanlış bir şey yapmamak gerektir. Şimdi buradan İsra suresine geçmeden önce yine bununla beraber efendim bir başka şeyden daha bahsetmek gerekiyor ama İsra'yı çok bekletmeyelim. Orada deniyor ki hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Şimdi bunu çok iyi anlamamız lazım. Ben üzerinde çok düşündüm. Yahu zerre dediğimiz şeyin ağzı yok, dili yok. Nasıl Allah'ı tesbih eder? Nasıl Allah'ı anar? Namaz bir yerde Yaradan'ı anmaktır. Evet, Yaradan'ı anmak içerisinde bulunacağız. Onu an da nasıl anarsan an. Hatta o kadar kolaylıklar sağlanmış ki ayakta olmuyor. Olmuyorsa oturarak, oturduğun yerde olmuyorsa o zaman da yatarak o namazı eda edebilirsin. Yani Yaradan'ı anabilirsin. Dolayısıyla kendine çeki düzen verirsin. Peki zerre bu işi nasıl yapıyordu? En küçük zerre, atom parçası, onu düşünmeye başlıyorsunuz. Orada elektron var, proton var, habire dönmek içerisindeler. Habire dönüyorlar. Ya dönerek mi acaba Allah'ı zikrediyorlar diye bu düşünce içerisinde oluyorum. Ondan sonra da diyorum ki yukarılara bakınca ay dönüyor, güneş dönüyor, dünya dönüyor. Bütün sistem dönüyor. Demek ki dönerek insan ibadet etme içerisinde oluyor, Yaradan'ı anma içerisinde oluyor. İyi dönüyor da ne oluyor? İşte Mevlana da bu idrak içerisinde kalkmış, sema dönmüştür. O nedenle sema dönmek ibadettir. Sema dönmek ibadettir. Sema döneni seyretmek dahi ibadettir. Çünkü Mevlana diyor ki, bu koca koca şeyler dönerken ben nasıl gaflet içerisinde olabilirim? Kalkıyor ve sema dönüyor. Şimdi o arada düşünüyorum. Bu koca koca şeyler dönerek ibadet ediyorlar da ne oluyor? Arkadaşlara çok konuştuk. Bilenleriniz vardır tabii ki. Yine konuşacağız. Nedir biliyor musunuz? O koca koca şeyler dönmese gece gündüz olmaz. O koca koca şeyler dönmese yaz kış olmaz. Dolayısıyla nebatat olmaz, üretim olmaz, yiyecek içecek olmaz, neticede yaşam olmaz. Bakın iş nereden nereye gidiyor. Hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Yani hiçbir zerre yoktur ki insana hizmet etmesin. Çünkü onların hepsi o dönerek insana hizmet etme durumundalar. Furkan suresi 70. ayet özellikle seni şan şeref üzerine yarattık diyor. İnsan o kadar değerli, o kadar büyük yaratılmış bir varlık ki biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Haddimizi bilmiyoruz. Nahl suresine bakın. Ben seni yarattım ama kendime hasım ol diye yaratmadım diyor. O kadar enteresan. Ve Yaradan yine Nahl suresinde 11-12. ayetler gayet güzel ifade etmiş. Özellikle ifade ediyor, diyor ki
geceyi gündüzü ve gece gündüzle beraber her bir şeyi senin emrine verdim. Senin hizmetine verdim. Hayvanları, denizi senin hizmetine verdim. Şu büyüklüğe bakar mısınız? Yaradan'ın insana verdiği değere bakar mısınız? İnanın tüylerim diken diken oluyor. Onlar insanın emrine ve hizmetine verilmiş. Zerrenin tesbihi bu işte. Hiçbir zerre yok ki Allah'ı tesbih etmesin. Hiçbir zerre yok ki Allah'ı anmasın. O anış içerisinde insana hizmet etmesin. Dolayısıyla ne kadar ibadet edersek edelim, eğer insana hizmet etmiyorsak, inanın bütün ibadetin hepsi boşunadır. Şimdi bunu anlatırken, İzzet Baba'nın videosunu sağ olsun arkadaşlar WhatsApp grubunda paylaştılar. Oradan da esinlenerek hemen aklıma şu geliyor. Sırrı Sakati Hazretleri oğluyla beraber bir seyahate giderken, tabii şimdiki gibi değil, orada kervanlar ile gidiyorlar ve hanlarda konaklıyorlar. Bir gece handa kalıyorlar. Handa kaldıkları zaman sabaha kadar da ibadet içerisinde zamanlarını geçiriyorlar. Sabahleyin oğlu diyor ki, baba ya, şu yandakiler de keşke bizim gibi böyle ibadet etselerdi sabaha kadar. Ne güzel olurdu. O zaman Sırrı Sakati oğluna diyor ki, ah oğlum, keşke bu sözü söylemeseydin de sen de yatıp uyusaydın. Alınacak ders o kadar çok ki. Düşünebiliyor musunuz? Hiç kimseyi zemmedemezsiniz. Hiç kimseye şöyle veya böyle bir şey diyemezsiniz. Yargılayamazsınız. Yargı makamı değilsiniz. Evet, bir yoldayız dedik. İci, uzun ince bir yolda gidiyoruz. Bu yol kendini tanıma yolu. Aşık Veysel'in dediği gibi iki kapılı bir yol. Bu yolda giderken bu yol içerisinde karşılaşılan türlü meşakkatler, türlü sıkıntılar içerisinde nelerle karşılaşıp neler içerisinde ne sıkıntılarla bir ömür geçiriyoruz. Bunu yaşayan kendisi bilir. Şimdi Yüce Allah bizlere ızdırap sıkıntı vermek derdinde değil. Bu nedenle bu sıkıntıları, bu ızdırapları niye yaşıyoruz diye bir düşünmek durumunda olmayalım. Bizim olgunlaşmamız, pişmemiz için gerekenler, karşılaştıklarımız. Elma güneşin altında o kızarıklığı almasaydı ham kalırdı. Evet, o ateş içerisinde belli bir yangı olacaktı ki o elma kızarsın, olgunlaşsın da bir anlam ifade etsin, bir şeye benzesin. Her şeyin bir karşılığı var. Bir de bunu çok iyi bilmemiz, çok iyi anlamamız lazım. Hiçbir şey karşılıksız değil. Zerre kadar iyiliğin de, zerre kadar kötülüğün de illaki bir karşılığı vardır. O nedenle biz karşılık alacağımız, göreceğimiz şeylerin iyi olmasını düşünüyorsak, iyi olmasını istiyor isek, ilişkilerimizde, davranışlarımızda bunlara çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bir gün bir ihtiyar yolda giderken bir Külhan Bey diyeceğimiz birisi atıyla beraber gelip ihtiyara çarpıp deviriyor. İhtiyar arkasından sesleniyor. Elbet bunun bir karşılığı var. Tanrım bunun karşılığını sana verecektir diye. Biraz ileride at tökez diyor ve o Külhan Bey kabadayı attan düşüyor. O zaman sesleniyor. Ey ihtiyar, senin Tanrın bu kadar aceleci mi? O zaman yerdeki ihtiyarın cevabı şu. Hayır, hayır diyor. O hiç acele etmez. Bu benden öncekilerin karşılığı. Benimki daha gelecek. Eğer iyi karşılıklar almak istiyorsak arkadaşlar, herkese karşı iyi soluk solumalıyız. İyi şeyler düşünmeliyiz. Gönlümüzde sevgi ve saygıyı yaşatmalıyız. İlerlemek yolunda biz biraz korku, biraz da ümitle ilerleriz. Bu ince yolda ilerlemenin iki özel ana faktörü var.
Birisi korku, birisi ümittir. Şimdi korku derken, alacağımız karşılıkların iyiden uzak olmasını istemiyor isek, ona göre davranmak durumumuz işte bu korkunun ifadesidir. Korkalım yanlış bir şey yapmaktan. Korkalım. Çünkü karşılıksız bir şey yok. Ama öbür taraftan diyor ki, rahmetim gazabımın önündedir. Yüce Yaratan'ın büyüklüğüne bakar mısınız? Bağışlayıcılığına bakar mısınız? Rahmetim gazabımın önündedir. O rahmetiyle, bağışlayıcılığıyla, affıyla, merhameti ve şefkatiyle bizleri bağışlar, sarar sarmalar. Yaradan bizleri sarar sarmalar derken, şimdi Yaradan acaba bizim içimizde mi dışımızda mı? Yaradan nerede? İçimizde olabilir mi? Yok yok, dışımızda mıdır acaba? Şimdi kuantum felsefesine göre hem doğrultusunda hem içimizde hem dışımızda diyebiliriz. Her zaman her yerde olduğuna göre onu şurada veya burada diye şartlamak, sınırlamak, belli bir yere oturtmak mümkün değil. Nedir peki? İsra suresindeki ayet, özellikle 60, diyor ki insanları çepeçevre kuşatmıştır. Ve Kaf suresindeki ayet, şah damarınızdan size daha yakınız. Suyun buzu, buzun suyu kuşattığı gibi insanları kuşatmıştır o yüce yaratan. Suyun buzu, buzun suyu kuşattığı gibi. Dolayısıyla ben hiçbir yere sığmam, bir mümin kulumun gönlündeyim diye bize ifade eden bir yaratanımız var. O gönlün akpak tertemiz olması lazım ki Yaradan'ı orada misafir edebilirim. Namaza durmadan önce abdest alınıyor. Ne yapıyor? Bedeni temizliyoruz. Ve öylece namaza durmuş oluyoruz. Peki, gönlün temizliği? Aynen, gönlün de temizlenmesi lazım. Çünkü Yaradan o gönülde mekan tutacaksa biz o gönlü temizlemek mecburiyetindeyiz. O gönlü temizlemediğimiz zaman Yaradan'ı orada nasıl misafir edebiliriz? Onunla dost olmak mecburiyetindeyiz. Kendi iyiliğimiz için. Hakkın dostluğuna kavuşmak lazım. Dostluğunu elde etmek lazım. Kazanmak lazım. Neticede biz onun dostluğunu kazanırsak, biraz önce ibadetten bahsettiğimiz yerde, şimdi hatırladım orayı söylemek gerekirse, daldan dala konmayalım. Nedir o? Kulum, Kutsadisi'nde şunu söylüyor. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Bakar mısınız? Nafile ibadetlerle kulum bana yaklaşır. O zaman onun gören gözü ben olurum. Tutan eli ben olurum. Konuşan dili ben olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle konuşur. Şimdi düşünelim. Kulum nafile ibadetlerle bana yanaşır, yaklaşır, ben onu severim. Sevince onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, konuşan dili ben olurum. Sizin yerinize bütün işleri deruhte eden kendisi olur. Hani emanetin ehline teslim edilmesi var ya, biz akışa bırakıp da ona teslim etmiyoruz. Ona teslim etsek her iş gayet güzel yolunda ve yerinde nefis bir şekilde yürüyecek. Ama ne yazık ki ona teslim etmiyoruz. Ona teslim etsek her şey çok güzel olacak. Ve biz o doğrultuda o nafile ibadetleri de yapmıyoruz, yapamıyoruz. Nafile ibadetten murat nedir? Bildiğimiz ibadetler yeterli değil mi? Hayır hayır, nafile ibadet o değil. Nedir biliyor musunuz? O ihtiyari olan, zorunlu olan, mecbur olduğumuz değil. İzdirari olan değil, ihtiyari yapılan hareketlerdir. Davranışlardır. Birbirimize karşı olan davranışlarımızdır nafile ibadetler. Güzel davranışlardır. Hayırlı davranışlardır. Hayır hasanat içerisinde bulunuştur. Beled suresindeki ayetin beyanatına göre, şimdi İzzet Baba'nın yine o videosundan, ki o da YouTube'da mevcut, görmek isteyen arkadaşlar oradan bakabilirler. İzzet Baba'nın özellikle o ifade etmiş olduğu videosunda kendinizi bir yokuşa vurun meselesi var Belde suresinde. Bu yokuş Samanpazarı yokuşu değil.
Bu yokuş Cinnah yokuşu, Çankaya'nın Cinnah yokuşu değil. Uludağ'ın yokuşu, Kayseri'nin Everest tepesi yokuşu değil. Peki bu yokuş nedir? Nafile ibadetin yokuşudur o yokuş işte. İhtiyaç sahibini görebilmektir, gözetebilmektir, ona el uzatabilmektir. Biraz daha açalım mı? Açalım. İzzet Baba'nın ifadesiyle. Zehir gibi okuyan komşunun çocuğu ama okutamıyor babası. İmkanı yok. O çocuğu okut kardeşim. Kendini bir yokuşa vur. Etinden et koparılmasın. Cebinden 3-5 kuruş çıkart. Şimdi Ramazan bitti. Fitremiz, zekatımız inşallah hepsini vermişizdir. O çocuğu okut. Genç belli yaşa gelmiş, evlenecek. İmkanı yok, babası ev veremiyor. Ona yardımcı ol. Savmu salat haçtan bahsettik. Evet, yine İzzet Baba'dan bahsedince haçla ilgili şu konuyu da özellikle oradan hatırladığıma göre yeri gelmişken konuşalım. Esas haç gönüllerin ziyaretidir. Gönül almaktır. Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu Kabe'nin ziyaretinden çok Yaradan'ın yapmış olduğu, yaratmış olduğu bu gönlün ziyareti, onun tavafı esas haçtır. Gel tavaf eyle, beyti uliyadır gönül. Bu gönlü tavaf edebilmek önemli. Şemsettin Yeşil'in kitabındaydı zannedersem İzzet Baba'nın anlattığı bu olay. Bir tarihte iki arkadaş, iki komşu anlaşıyorlar. Hacca gitmeye karar veriyorlar. Tamam gidelim diyorlar. Beraberce kararlaştırıyorlar. Birbirimize yarenlik edelim, arkadaşlık edelim, birlikte gidelim hac ziyaretimizi, hac farizesini yerine getirelim. Ancak hacca gidecekleri zaman bir tanesi diyor ki ben gelemeyeceğim. Kusura bakma. Arkadaşı o zaman soruyor komşusu, niye? Beraber karar vermiştik, beraber gidecektik, her şey hazırdı. Ne oldu? Yok diyor, ben gelemeyeceğim. Beni bağışla. Ben hacca gidemeyeceğim. Neticede öbür komşu yalnız başına hacca gidiyor. Hac ziyaretinde bir gün rüyasında deniyor ki şayet o gelemeyen arkadaşından için o hacca gelmeseydi bu sene bütün hacıların haccı kabul olmayacaktı. Aman yarabbi. O adam hacca gelmeyeceğini söyledi. O hacca gelmedi. Bu nereden çıktı? Neticede hac dönüşünde uzatmayayım. Arkadaşına soruyor komşusuna. Ya sen bana hacca gelmeyeceğini söylemiştin ama sen haçta mıydın? Komşusunun cevabı, o hayır ben buradaydım gitmedim gidemedim işte söyledim ya sana. Allah Allah böyle böyle bir hadise oldu. Ben böyle bir rüya gördüm. Senin orada olduğun ifade edildi. Nedir dediği zaman olay şöyle açıklanıyor. Diyor ki hacca gideceğimiz zaman eşim bana dedi ki burnuma öyle güzel bir et kokusu geliyor ki. Komşu da et pişiyor. Bana o etten bir parça alıp getirebilir misin? Aman hanım, ben çarşıya gider, istediğin kadar et alırım, burada pişiririz, yeriz, içeriz. Sen niye komşunun etini özellikle istiyorsun? Hayır hayır diyor, ben hiçbir şey istemiyorum. Onun kokusu çok hoş geldi bana. Bana oradan bir parça lütfen. Peki diyor. Eşi komşuya gidiyor, kapısını çalıyor. Diyor ki komşum kusura bakma. Böyle böyle sizin evde bir et pişiyormuş. Benim hanım özellikle ondan rica etti. Bir parça bana verebilir misin? O zaman o evde et pişen komşu diyor ki veremem. Niye? Hayırdır? Bize helal, o et size haram. Aman yarabbi. Aynı inanç içerisinde değil miyiz? Allah'a aynı inancımız yok mu? Peygamberimiz, kitabımız aynı değil mi? Nasıl olur? Bize helal ama size haram, veremem diyor yine. Çünkü diyor, 3 gündür çocuklar açtı. Artık ağlıyorlardı. Dayanamadık. Şurada bir leş vardı. Köpekler onu paylaşıyorlardı. Ben de gidip o leşten bıçağımla bir parça koparttım ve onu kaynatıyoruz. Bizim evdeki et kokusu budur diyor.
Onun için size haram, bize helal. Ve o zaman hacca gidemeyen komşu evdeki hac parasını getiriyor, o ihtiyaç sahibi olan komşusuna veriyor. Hacca gidemiyor. Ama bakar mısınız, onun bu hareketi o hac ziyaretinden daha makbul olduğunun ifadesiyle, şayet o hacca gelmemiş olsaydı bu sene hacıların haccı makbul değildi diye bir cevapla karşılaşıyor. Evet arkadaşlar, ibret alınacak o kadar çok şey var ki. Kendimizi bir yokuşa vurmak mecburiyetindeyiz. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak mecburiyetindeyiz. Sevgiyle, saygıyla yanaşmak mecburiyetindeyiz birbirimize. O muavenet içerisinde, o mütevazılık içerisinde, o eğilmeyi bilerek birbirimize yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Bunu söylerken Hazreti Mevlana bir gün yolda yanındakilerle beraber gidiyor. Karşı taraftan da bir papaz geliyor. Papaz eğilip selamı verdiği zaman Hazreti Mevlana yere kadar yatıyor neredeyse. Papaz geçtikten sonra yanındakiler aman efendim diyorlar, siz şöyle şöyle bir insan iken, o da bir papaz iken siz nasıl yerlere kadar yattınız? Cevap şu, büyüklüğü ona mı bırakaydım? Bakar mısınız? Ne kadar mütevazi sahibi olursanız, ne kadar tevazulu olursanız, ne kadar eğilirseniz o kadar çok yücelirsiniz. Kanaatkar içerisinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Kalenderlik içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Tevazulu olmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Bu virüsten kurtulmanın çaresi nedir biliyor musunuz? Birbirimize karşı sevgi yaşamamız. Bu bize birlik beraberliği anlatıyor. Ama bunu kaç kişi anlıyor? En zengininden en fakirine kadar herkese aynı muamele içerisinde değil mi? Sen zenginsin, sana bulaş olmayacaktır diyor mu? O birliği, o birlikteliği biz ne kadar anladık, ne kadar anlıyoruz. Ama şimdi bakıyorum, sürtüşmeler var, çatışmalar var, ikilikler hala diz boyu. Virüs kolay kolay gider mi? Şimdi bunu söylerken Maliki Yevmiddin dediğimiz zaman bu din gününün sahibi olan, yüce yaratan, bu kıymet verdiği, sevgiyle yarattığı insana, yeri göğü arasındaki her şeyi onun hizmetine sunmuş olan, koca koca ayı güneşi onun için döndüren, geceyi gündüzü yaratan, hayvanları, denizi onun istifadesine sunan, Nahl suresinde ayet sarihtir, bakabilirsiniz. Yüce yaratan bize bu kadar bu şeyleri sunmuşken biz bundan nasıl gafil olabiliriz? O gaflet içerisinde nasıl bulunabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. İşte esas namaz nedir biliyor musunuz? Tefekkür namazıdır. Son secdeyi yaptınız, miracı bitirdiniz, tahiyyat bitti, selamlaşmayı verdiniz, ondan sonra seccadeyi toplar kalkarsınız. Pardon, bir de tesbih çekersiniz, ondan sonra kalkarsınız. Yok. Esas namaz bundan sonra başlar. Arkadaşlar, telefonun azizliğine uğradık. Ki bu sefer de telefondan kesildi, kusura bakmayın. Nerede kalmıştık bilmiyorum ama 45 dakikadan sonra konsantre bozuluyor. Neticede 45 dakikayla kendi kendini sınırladı galiba. Otomatik olarak bozuldu. Yeniden bağlandım ama tabii bu aradan 15 dakika falan geçti herhalde. Zannedersem ayrılan arkadaşlar olmuştur. Bir dahaki sohbette devam edelim olmazsa. Ben kusura bakmayın diyorum. Hepinizden özür diliyorum. Telefon ne oldu anlayamadım. Bir anda kesildi. Öylece de kaldık netice itibariyle. Şimdi yeniden bağlandım ama tabii dediğim gibi arkadaşlar ayrıldı. Bilahare görüşmek üzere diyorum. Hepinize selamlar ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla ve hayırla görüşelim inşallah. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.